İnegöl Belediyesi'nin Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiriciler Derneği ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliği ile 6 bölgede düzenlenen kurban kesim kursunun ilki İsaören Mahallesi'nde yapıldı. 22 saatlik kursu tamamlayan 47 kursiyerler düzenlenen törenler sertifikalarını aldı. Vermeye yetkili kişileri halk eğitim dışarıdan tedarik eder, kurumlar aracılığıyla düzenlenen eğitimlere görevlendirir. Bizler de bunlardan bir tanesiyiz. İsaören Mahallesi'nde yapılan sertifika törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. İşlerimizi korumak, işletmemizi korumak, çalışanlarımızı korumak değil mi? Ama biz eğitimlerimizin temel amacı ne? Kısıtlı sürelerde insanlara maksimum verimli bir şeyler anlatabilmek için ne demiştik? Sertifikaların takdimi öncesi bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkez Müdürü Ömer Göktürk, İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kendi merkez bünyesinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ihtiyaç halinde kurslar açmakta. Bugün de burada kurban kesim eleman kursunun sonu günü diye konuştu. 6331 sayılı İslam'ın güvenliği kanunu. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban'la bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Zaten artık kurban bayramına doğru yaklaşıyoruz. Yani kursun da bu manada çok anlamlı olduğunu görüyorum ben. Tabii hayat boyu gelişim, yenilenme, tazelenme, öğrenme isteği devam ediyor. İşte görüyoruz bakın bunun için STK'larımız var, okullarımız var, işte kurslarımız var. Ve bununla ilgili yeter ki hani yeni bir şey öğrenme çabası içerisinde olan kişiler olsun, insanlar olsun. Bu çok kıymetli bir şey. Ben hepinizi takdir ettim. Hepinize çok teşekkür ederim bu gayretinizden dolayı. Yani nihayetinde çok bilmediğimiz çok şey olabilir ama öğrenmek için bir engelimiz yok. Kazalara karşı insanların hali hazırda bildiklerini karıştırıp onlara farkındalık yaratmak.